Çocuğumun internette oyun oynarken tehlikeli içeriklerle karşılaşmasından korkuyorum. Bu konuda neler yapabilirim? Bu tür içeriklerle karşılaşması gerçekten kaygı verici bir durum. Zira daha önce karşılaştığımız örneklerle insanın hayatında nelere mal olduğunu gördüğümüz maalesef dramatik, acılı örnekler var. Dolayısıyla ümit ediyorum ki öncelikle bu tür içeriklerle mümkün olduğu kadar karşılaşmasınlar. Ancak bir ebeveyn gözüyle baktığımız zaman bu tür içeriklerle karşılaştığında ne yapacağına ait ebeveynin birkaç şey söylemek de mümkün. Öncelikle anne babaların herhangi bir risk unsurunda olduğu gibi bu risk unsurunda da bir müdahalede bulunabilmesi, öncelikle o riskleri fark edebilmesiyle mümkün. Dolayısıyla öncelikle anne babaların bu tarz oyunlar, bu tarz oyunların içerikleri konusunda bir farkındalık sahibi olması gerekiyor. Bu farkındalık sahibi oluşuyla beraber anne babanın risk algısı içerisine girmesi ve çocuk için uygun olan eğitici tutumlarını sergilemesi mümkün olabilir. Öte yandan ne olması lazım? Öte yandan anne babanın özellikle bu tür konularda, bu tür içeriklerde çocukla iletişim kurabilmek için açık iletişim yolunu tercih ediyor olması lazım. Bu ne demek? Mesela eğer çocuğuna karşı ön yargılı, cezalandırıcı, yasaklayıcı bir tavır içerisindeyse anne baba, çocuğun kendini açık etmesi ve bu tür oyunlarla ilgili bir sorunu olsa bile bunu anne babasıyla konuşması pek mümkün görmüyor. Zaten yasaklamanın da çok cazip bir şey olmadığı artık aklı başında herkes için malumdur. Yasaklar insanlar için cazibeyi artıran unsurlar bile olabilirler. Bu bağlamda anne babanın yasakçı, engelleyici bir tutum sergilemekten ziyade üzerinde konuşabileceği iletişim platformu oluşturması elbette önemli. Öte yandan bu ilişkiler, bu içerikler, dizi içerisindeki, oyunlar içerisindeki bu içerikler bazen çok dramatik sonuçlar da doğuruyor. Dolayısıyla anne babanın bu tür durumlarda başvurabileceği kaynaklar konusunda bilgi sahibi olması beklenir. Mesela adli bir durum söz konusu olacaksa, bireyin kendine zarar verme riski fark edilmişse bu durumda yapılması gereken bazı uygulamalar da kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Anne babanın bununla ilgili de nötr kalması beklenemez. Başka ne yapmalı? Bir kere çocuğun her internet oyununda olduğu gibi uzun süre bu oyunların başında zaman geçiriyorsa anne babanın uyanık olması gereken ilk şey bunu fark etmekten geçiyordu. Ama ek olarak da şunu söylemek mümkün. Eğer uzun süre zamanını geçiriyor çocuk onun içerisinde, onun etkisi altında kalması da artık olağanlaşıyor. Anne baba çocuğun davranışlarında herhangi bir beklenmedik etki görürse, beklenmedik bir değişim görürse bunlarla ilgili duyarlı olmasında fayda vardır. Eğer beklenmedik değişkenlikler çocuğun hayatında belirgin hale geliyorlarsa anne babanın bir şey yapması için bunlar bir ikaz gibi değerlendirilebilirler. Çocukların eğer açık iletişim yoluyla kendi durumlarını ortaya koymaları mümkün olmuyorsa anne babaların bu bağlamda iyi bir gözlemci olmaları bir zorunluluk oluyor. Zira çocuk için risk unsurlarını fark edebilmek adına öncelikle etraftaki koşulları, çocuğun kendisini, arkadaşlıklarıyla ilişkilerini, arkadaşlarıyla paylaştığı içerikleri mutlaka fark etmeleri lazım. Açık iletişim olursa, yani çocuklarınız sizlerle, anne babalarla herhangi bir yargılanma sürecine girmeden, değerlendirmeden iletişim kurabiliyorlarsa sizinle paylaşımda bulunmaları da mümkün oluyor. İşte bu noktada bir diğer öneri anne babaların çocuklarla olabildiği kadar ortak zaman geçirebilmeleri. Nerede bu? İnternet ortamında oyunu hatta beraber oynamaları şeklinde ortak zaman geçirmeleri de kendilerine önerilebilir. Son bir husus bununla ilgili söyleyebileceğim. Şimdi bu tür oyunlar öyle ya da böyle şiddet içerdiği için bir de özellikle yasakçı bir eğitim modeliyle hayatları eğer etkilenmişse aile ortamında bunu gizleme eğilimine gireceklerdir. Gizleme eğilimi bana göre en çekinilecek husus. Peki ne yapalım? Ya onlarla beraber o oyunları beraber oynamanız mümkün. Artı eğer onunla zaman geçiremiyorsanız, beraber sizin yanınızda oynamıyorsa o zaman bilgisayarı mümkünse ailenizin ortak kullandığı mekanlara yerleştirerek bu sorunu engellemenin de bir yolu bulunabilir. Yani çekilip kendi köşesinde kimseye fark ettirmeden bu oyunu oynamasını değil, ailenin ortak kullandığı mekanlarda oyunu oynaması veya bilgisayarı kullanmasını temin etmek suretiyle dışarıdan zorlayıcı bir baskı oluşturmadan bu oyunlardan uzak durmasını temin etmek mümkün olabilir.